kabus gibiydiler. Etrafımız bir sürü kalkılmış, toplanmış. Biri bırakıyor, biri vuruyor. Biri bırakıyor, biri vuruyor. Ben de arabada demelenip duruyor. Boğaz köprüsüne düşmüş. Koyun gibi. Keşke bunu ürüye alsaydı. Karla neredeyse linç edeceydi lan beni. Edram götürüyor. Demizlikçi yok. Kalkılmış yok. Depesine binebileceğin kimse yok. Lan mutlu yuvamız dağılıyor mu? Ne diyor yoksa? Ev sahibi kiraydı, kiraydı. Bakkal veresiye vermeye. Cepte para yok. Lan ben de kalkılmış gibi bir sığınma evim bulsam, ne etsem ya? Dayımı kavga etmeden kaybaltı etmek ne güzelmiş be. Seninki sahiden gözükmedi ha? He, bir daha da korunacağa benzemiyor. İyi benzettiniz adamı ya. Susurluk kamyonuna çarpmıştan beter ettim. Kız bir yerler incinmiş midir acaba? Yapma, merak etme. Ettirmişim kafası balondur. İncilse incilse izzetine yakışı biraz inceyelmiştir. Daha iyi. Şimdi seni ne çektiğini anlar. Yok kız. İnan ki anlamaz. Bir erkeğin bir kadını dövmesi normaldir ama bir kadın bir erkeği dövmesi kıyamet ederdir. Aslında iki ayrı gündem maddesi. İçirmiş her ikisini aynı bağlamda değerlendiremez. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Sahi senin öğrenim durumun nasıl? Çok iyidir öğrenim durumum. Her bir şeyi kolayca öğrenirim. Mesela TV'deki talk show'larda bir konu olsa hemen anlarım. Çok kavrayışlıyım. Canım onu demek istemedim. Yani nereden mezunsun? He, ilkokul 3'ten mezun. Herhalde 3. sınıftan terk demek istiyorsun. He, öyle diyor. Hiç olmazsa bir ilk öğretim diploman olsaydı, o zaman sana daha iyi bir iş bulurduk. Hayat senin için kolay olurdu. Ya be, geçmiş bizden. Bu saatten sonra kesintisiz 8 yıl okuyamam. Zaten her gün eşekler gibi evde kesintisiz 8 saat çalışıyorum. Okula gitmen şart değil. Değil ya. Akşamları ders çalışırsın, sonra sınava girersin. Eğri de oluyor mu? Tabii tabii. Evet. Senin yaşında olur. Dur bakalım. Resmet. Kız. Oh. He? Hayrola? Aklın hala senin Elif'te galiba. Ya de öylesine dalmışım ya. Şimdi pişmanlık duyuyor mudur senin sayla? Duyuyordur. O pek diğer gibi duyuyordur ama beni dövdüğü için değil. Benim gibi salı o elinden kaçırdığı için. Genç üstüne bakacak bir köle kalmadığı için. Ben malım bilmem, o şimdi paraları düşünüyordur, paraları. Bak, öncelikle kocaları eğitmek lazım, kocaları, o koca kapalıları. Yok anam, başkasından ister. Ben hepinizden istedim be, hepinizde aynı laf. Yok, yok, yok. Sanki içeride yankı yapıyor. Cebi delikler ordusu. Lan, kendimizden utanın be. Konuşana bak. Hem borç istiyor hem de ne diyor? Çelişkiye düştüğümün farkındayım ya. Para tuzluktan mantıksız konuşuyorsun, tamam. Ya beni bu haleti rüyadan kurtarma için 1 milyon borç versin. Önce eski borçlarını de. Hangi eski borçlu? Bak onları bile hatırlamıyorsun. Ya hatırlıyorum da... Ya ben onu verdim diye hatırlıyorum. Ya sen şimdi bana 1 milyon daha ve ben ikisini bana vereyim. Vermem kardeşim. O zaman 500 bin mi? Sana günahım vermem. Sana para vereceğime denize atarım daha iyi. Belki Lodos'a geri gelme ihtimali olur o zaman. Lan, ay senin Lodos'una da, karayeline de, keşişlemene de, Poyraz'ına da vermeyeceksen vermeyeceksin de lan. Lafına dolandırıyorsun, dangalak. Bu benim yeni puanım Şahit Bey. Hem size hem de eşinize yararlı olabilir. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Ah. Sen sus, gözlerim konuşsun. Sen sus, yeter ki ömrüm gitsin. Şahit Bey, çok hoşsunuz ama... sadece bunu gözlerimle anlatamam, bu somut bir olay. Biraz da sözlerime kulak ver. Aa, affedersiniz, ne diyordunuz? Bu benim yeni mucize formüllü ilacım. Ve müthiş bir saç çıkarıcı. Şahit Bey, diyorum ki bunu hem Zaruret Hanım'ın kaşlarını çıkarmasında kullanabiliriz. Yani bir de şey var... Yani... Anlıyorum. Şahit Bey, lütfen, lütfen yanlış anlamayın. Ya saçlarınız şu tena haliyle de çok şirin ama... biraz kalabalık bir şirinlik istiyorsanız bunu kullanacağım. O zaman kendilerine bir sorayım. Nasıl yani? Saçlarıma yani, hepsini tek tek isimlerle kaldırırım da. Sen
Murtaza, ne dersin? Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Peki sen Ayşegül, sen ne diyorsun? Tamam. Peki sen Niyazi, Niyazi sen ne diyorsun? Tamam. Ne diyorlar? Ha, tamam. Olur diyorlar. Sayıları o kadar az ki canları sıkılıyormuş. Eşiniz de kullansın, siz de alın. Yalnız bundan çok az kullanacaksınız ve şu Arif Bey çok önemli bir şey bu. Saçlarınıza yavaş yavaş friksiyon yapacaksınız. Ben friksiyon yapmayı gerçekten çok severim. Bak friksiyon dedim aklıma Çınarcık geldi. Çınarcık'a gideriz değil mi? Şu Arif Bey friksiyonu nasıl yapılacağını ben size isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yavaşça saç diplerine doğru masaj yapıyorsunuz. Ovuşturarak parmaklarınızı ve bastırmadan yavaş. Başıma kelebekler konuyor sanki. Ne oluyor be? Ödümü kopardım be. İsmi lazım değil geldi sandım. Ne var ne? Affedersiniz. Özel konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır özel konuşmuyoruz. Tam aksine gayet genel konulara değiniyoruz. Tabii. Genel kurmay başkanlığı. Genel kurul, genel idareler, genel evrak, yani genelde seni ilgilendirmeyen konular. Şahit Bey, ben izninizi rica ediyorum. Görüşürüz. Umarım daha müsait zamanlarda. Nasılsınız Azra canım? Teşekkür ederim Mersin. Sen nasılsın? Vallahi ne diyelim, kötüyün. Ev sahibi kiraya atıldı, kalkmış beni terk etti. Mani vaziyetle boktan. Üstelik kafamın tam şurasında rahatsızlıktan kaynaklanan bir ağrı var. Lan karı hem nasılsın diye sordu hem de cevabını dinlemeden çekti gitti be. Ulan kadın sana nezaketen hatır sordu. Sen tutup hayat hikayeni iç gıcıklayıcı bir ifadeyle arkası yarın haline getirdin. Evet ne vardı? O kadar giriş taksimi yaptık boşa mı gitti yani? Mali işler dedik, ev sahibi dedik. Para istiyorsun yani. Akıllı adamsın vesselam Şahit Bey. Lep demeden yanında rakısını bile anıyorum. Yanlış zamanda geldin. Zaruret bugünlerde kıskanç ve kaşsız bir dişi kaplan gibi. Zırnık koklatmıyor bana. Yani anlayacağım. Kelin ilacı olsa... neyse atasözlerini bir tarafa bırakalım. Yani diğer bir deyişle başka kapıya. Etme Şahit Bey. Sen de vermezsen ben nereden para bulacağım? Kazanmayı denesen? Denemedim mi sanıyorsun? Ama ya şansım hiç yaver gitmiyor Şahit Bey. Sayısal lotoda hep ikide kalıyorsun. Altılı ilk ayakta yatıyor. Toto desen... Ben çalışarak kazanmaktan bahsediyorum. O ne güne? Ha anladım bana iş teklif ediyorum. Tamam kabul. Senin yanında çalışabilirim. Ama azıcık biraz avans verirsen tabii. Parasızlık seni pek şakacı yapmış İtirmiş Bey. Acaba alnımda majüskül bir K harfi mi var? Bende keriz tipi mi var yoksa? Ulan geçen sefer malların yarısını yedin duymadın. Dolabı ve yazar kasayı da lüpletmeden yallah başka kapıya. Yani bu şimdilik olmaz mı demek oluyor? Ha, şimdi diğer bir deyişle şöyle bir söyleyeyim. Havada bulut sen bu bilim kurgusal hayalleri unut. Beni çok üzdün Şahit Bey. Yani rahmetli Lady Diana'nın vefatından bu yana bu kadar üzülmediydim. Bak yine de sana bir kıyak yapıp başka bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş? Anı dele. Alo! Ayten'in de bu evi mi? Ben Rukiye'yle konuşacaktım. Kız Rukiye sen misin? Bir an kalkılmış. Allah cennet almasın kız. Kalkılmış. Kız nerelerdesin? Hangi cehennemdesin? Kız Şehriban'dan kaç gündür meraktan öldük vallahi kız. Merak etmeyin canım ben iyi değil. Bak ne diyeceksin Rukiye? Bizi bitirmişi koruyor mu bari lan ne alemde? Kız onca zulümden sonra hala onu merak mı ediyorsun? Ya ben ne merak edeceğim ben onu? Şeyhten korsun yüzünü neyin üstüne soruyorum? Senin hayır kocanı kaç gündür pek gördüğün yok. Sen ne bilendirsin? Ben çok emniyetli bir yerdeyim. Bak Rukiye ne diyeceksin? İş çıkışında buluşalım. Ben sana her şeyi anlatacağım tamam mı? Tamam tamam. Tamam hadi konuşuyorum. Merak etmeyeyim diyeyim ama ne de olsa bakıcısını kaybetmiş bir ayı. Üstelik yaralı bir ayı. Ne yiyen ne içen. Ada! Şeytan korsun yüzünü. Hüsnü Bey'e bak diyeyim. Hüsnü benim...
Ben de edilmiş. Şahit Bey size telefon ettiydi. He, anladım. İyi, kalıbın yerinde. Sahiden, Şuayet ben dediği kadar çalışkan mısın bakalım? Yorgunluk nedir bilmem. Haşa huzurdan eşek gibi indim. Sırtıma büyük odun vurun, ben hiç üşenmem taşır. Burası oduncu değil. Sadece araba yıkayacağız. Ya iyi, kolay iş canım, ben tek elimle yaparım onu. Necep, arkadaşa bir araba verin. Hemen işe başlasın. Affedersiniz Hüsnü Bey, bir ayrıntıyı unutmadık mı? Gerçi paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık da. Ben şunun bir adını koysak diyorum. Ücreti akşama görüşürüz. Önce yaptığın işi görelim bakalım. Recep, arkadaş al. Hadi gel. Her zaman köye gibiyimdi bak. Beni dinlersen Tentene teyzem, ben bu dantellerden çok para kazanırsın. Ha, ne dedin efendim? Dantellerden çok para yaparsın derim. Aa, para da mı yapılıyormuş? Aa, bir yosuma daha girdim vallahi, hiç duymadım. Şimdi ben bundan para kesesi yaptım, kuş kafesi yaptım, ekmek kutusu da yaptım ama para yapmak hiç aklıma gelmedi. Şey, Gülezar Hanım, sende bir örneği var mı onun? Abi teyzem duymaz uydurur. He? Bırak şimdi el işinden kalpazanlık yapma hayallerini. Zaten başımızdakiler yapmış dantel gibi delik deşik paramızı. Ben derim ki, na bu malları piyasaya sürelim, pazarlayalım, okutalım, mektep edelim derim yani. Yani satalım mı diyorsun? İyi, öyle de deniyor sanırsam. Yoo, satamam. Ben bunu torunumun çeyizi için yapıyorum. E fena mı işte Tentene teyzem? Satarsın, alırsın ip. Ha. Yaparsın daha çok dantel, kazanırsın daha çok. Sonra alırsın ip, kazanırsın daha fazla. Yaparsın daha çok dantel, sonra alırsın gene daha çok ip. Neyse, ipin ucunu kaçırtma şimdi bana. Derim ki, kazancından şöyle torunlarının çeyizine bir buzdolapçık, bir fırıncık, iki kapçık alsam fena mı olur ha, benim kapçık ağzı sar gibi. Bunu güzel söyledin kız. Yani benim de eve faydam dokunsun istiyorsun değil mi? Olur değil mi? Olmaz mı? Olsun, ben örerim sen satarsın. Sana da 3-5 kuruş veririz artık. Sen kafayı yedin galiba. Tenteli terevelli teyzem hayal dünyasında. Satıştan ne gelirse yaparız yarı yarıya. Ne dedin anlamadım. Yarı yarıya paylaşırız dedim. Yani Türkçesi 50-50. Yoo, olmaz öyle şey, anlamam ben o işten. Yoo, her şeyi ben yapacağım, sen paranın yarısını alacaksın. Yoo. Bu işler böyle hanım teyzem. Çağımız pazarlama çağı, görmez misin? Atamızı bile yapmışlar reklam yıldızı. Ben sadece satış yapmayacağım ki. Senin aynı zamanda direktörün olacağım, menajerin. Yani marketing direktörün. İyi bir şey. Ne diyeyim bilmem ki. Marketlere de mi gideceğiz? He? Hadi, ortaklığımız hayırlı uğurlu olsun. Tentene teyzem, vatana, millete, genç kızlarımıza. Ha? Hadi inşallah, inşallah. Çok sürer mi? Yok, ben şipşak yıkarım. Akşama hazır ol. Akşama mı? Bırak dalga geçmeye. Şurada bir çay içip yarım saatten gelip alacağım ya. Yani sen yarım saatlik yıkamam istiyor. Ne? Yani normal banyo. Hamam, kese, göbek taşı filan yok. Duşa sokacağız. Gırgır adamsın. Unutma, paspaslar da yıka. Tamam. Mağazada nasıl 15 kağıttan aşağı alır mısın hacı? Ama bir tatil gördün sen beni. 3 milyondan fazla para mı? 3 milyon mu? Tamam, de. Al gül atırım için. İnan 5 kuruş kazandıysan ne olayım? Maksat çifte olsun. Dantelci geldi güzel kızım. Vereyim 1-2 tane dantel kıyasın çeyizcağızına. Bunlar anneannemin dantelleri. 2 kilometreden tanırım onları. Sen Tentene Hanım'ın torunusun değil mi? Evet. Kusura bakmayasın, ben ilkten çıkartamadım. Seçmeyeni al. Sen yabancı değilsin, yapacağım bir ikram. Deli misin sen? Anneannemin dantellerini parayla alacaksın ha? Hem ne arıyor bu danteller sende? Zaten geçen gün de kandırmaya kalktın kadını. Ha, benim dantel dudaklı kızım, ben kimseyi kandırmamışımdır. Anneanneciğine yapmışımdır reddedemeyeceği bir teklif. İmzalamışızdır anlaşma. Olmuşuz kaderde, tasada, sevinçte, eğer bir şeyde yarı yarıya ortak. Sahiden mi? İnanmazsan git bana sor. İnanmazsan git anneanneciğine sor.
Yalanım varsa çarpılıp döneyim fiyonk makarnasına. Ratinglerim düşün. Prime time'a kör bakayım. Tamam tamam, inandım. İşler nasıl gidiyor bari? Aman nasıl gitsin. Ak masada damlıyor işte. Kazanıyoruz 3-5 kuruşçuk. Haydi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Haydi. Tatil çekildi hanımlar. Vedalarda bu tatilde. Ya nereye gitti bu herif? Bilmem, ben geldiğimde kimse yoktu. Ya usta, çok geç kaldık, neden adamı ya? Ne oluyor arkadaşlar? Kim? Arabamız nerede? Nerede bizim yıkayıcı? Burada kimse yok. Az önce buradaydı ama kaybolmuş. Benim arabayı da sabunlu bırakmış. Ne cehenneme gitti peki? İtilmiş. Hazır mı benim araba? Hangi senin araba? Bu işte. Ne bileyim, hazır herhalde. İtilmiş. İtilmiş, itilmiş. Neredesin lan? Hadi abi, acele et biraz. İşimiz gücümüz zaten. Tamam abi, abi. Hemen. Hemen abi. Hemen abi. Arkadaşlar, bir ses duydunuz mu? Ya arkadaşlar, buyurun uyuyun hadi, bastırın arabada. Sen burada ayıp esiyorsun herhalde usta. Bu homurtu ne böyle? Ses benim arabanın içinden geliyor galiba. He, arabadan mı? Ya. Ulan yaktım çıranı! Yaktım ulan çıranı, yaktım! Eyvah, bu ne hal be? Arabayı seller götürün. Öldün lan, öldün! Çal dışarı çık! Panik yapma patron. Ölmedi. Sadece biraz kestiriyorsun o kadar. Vallahi benim suçum yok. Herif geldi dedi. Ne dedi? Arabanın içini terkos görüne çevir mi dedi? Paspasları da yıkadı. Kardeşim deli etme beni. Paspaslar arabanın içine yıkanır mı? Çıkar dışarıda yıka. Öyle de olabilir tabii. Ama ben öbür türlü alışmışsın. Yani zamanla doğrusunu öğrenirim. Artık gelme. İstemiyorum. Git. İyi ya, ne derim? Ne bekliyorsun? Paramı almadım. Ne parası? Sen bana otel parası ver. Bütün gün horur horur uyudun. Abartma patron, sadece öğlen şekerlemesi. Bütün gün uyusam onca işi yapabilir miydim? Bir şey söylerdim ama Şuhab Bey'in hatır var. Başıma bir yığın iş açtım. Gidiyor musun yoksa sen adamlarımı attırayım mı? Ben kendim giderim, sağ ol. Bari bir civara parası verin, helalleşelim. Lan git! Bizim yukarılardan zupayı yiyince feliğini şaşırdı. Ne güzel etmişler, ellerine sağlık. Keşke benimkini de öyle dönseler. Kız bu kadın sığınmayın var ya, çok neşeli bir yer. Akşamları iyi muhabbet oluyor. Ama kız bizde mi kaçıp bu sığınmayı bile gitmiyor. Keşke kız. Akşam TV izliyor. Güncel konuları tartışıyor. Hele bir sınırım var orada, bana dedik ya. Ne dedin? Sen akıllı karısındır dedim. Şöyle bir ilk öğretim diploması alsan ya dedim. Aa, nereden alacaksın kız? İş portadan. Böyle elden düşme ucuz diplomalar oluyormuş. Cahil kara, o nereden alınır diploma? Okuldan tabii. Bir dışarıdan sınavları giriliyormuş. Şahsen ben düşünüyorum, size de tavsiye ederim. Bir ekonomik özgürlüğünüzü elinize alırsınız, kocalarınıza karşı boşunuz dimdik olur. Aman abla, nerede kız? Bu yaştan sonra iyiyiz. Tabii zor. Herkesin harcı değil. Bak ne diyeceğim, eve doğru gittiğinizde benim itilmişi biraz gözlemleyin, tamam mı? Evin kirasını ne yapmış ne etmemiş bir öğrenin, bana bilgi verin, tamam mı? Sen merak etme, ben onlara bakarsan haber ederim. Tamam mı, bana bilgi verin. Benim yolum uzun, ben gideyim artık. Hadi, 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 hadi. Yok ki abla, diyor ki bu kakılmışın hali tavrı bayağı bir değişti değil mi? He kız, konuşması bile bir başka türlü oldu. He valla. Ekonomik özgürlük, ayakta durum falan filan. He. Biliyor musun bu buna yaramış. Dayak yemeğiyle bunun kafası çalışır oldu. Gene de yazık yazmadım. Arzu, bugün ne oldu bil bakalım. Gene o boşçacı kadın geldi, bir anlaşma yaptınız. Dünyada bilemezsin. Yine o boşçacı kadın geldi, bir anlaşma yaptık kız. Dantellerimi satacak, kazancını da yarı yarıya paylaşacağız. Tabii dur bakayım, 50-50. Aa, o ne öyle? Para. Bugünün kârı 4 tane satmış. 4 taneden senin payına bu mu düştü? Ne yapsın evladım, daha ne olacak yani? Tanesini 500'den satmış. Ay çocuk olma anneanne. Daha bir tanesini benim gözümün önünde 3 milyona sattı. Seni kandırıyor. Bundan sonra o kadına dantel mantel verme. Verdim verdim. Aa. Akşamüstü tabii bir tomar aldı gitti bile. Düşünsene Arzu, günde 1 milyon. Ayda ne yapar? 30 milyon. Bazı aylar 31 milyon. Şubat ayı daha az olur herhalde değil mi? Arzu, bu yıl Şubat ne çekecek? Ay anneanne, tek sorunumuz buydu zaten. Ay düşünsene kız, yakında zengin oluruz kız. Sana öyle geliyor. Bu dantellerin bir tanesine en az 500 bin liralık ip gidiyor.
tanesinde 250 bin lira içeridesin de haberin yok anneanne. Olsun olsun, biz sürümden kazanırız. Tabii. İnat etme hayatım, bu çok güzel bir ilaç. Hayır Şahip, hayır, o cadının yaptığı ilacı hiçbir yerime sürmem artık. Baksana kaşlarıma, hala uzamadı. Sen kaşlarınla birlikte işitme yeteneğini de kaybettin herhalde. Bu ilaç kaşlarını daha çabuk yerine getirecek diyor. Ben Pelin Hanım'ın kovayı değilim, anladın mı? Peki ben sürebilir miyim? Neden? Kaşların zaten ayakkabı fırçası gibi. Huysuz flamingo, ben kaşlarımdan bahsetmiyorum, saçlarımdan bahsediyorum. Sür bana ne, kel senin kelim. Kel ha? Şimdi kel olduk değil mi? Şimdi olmadın, eskiden de keldin. Ama o kadın gelmeden evvel bu kadar sık aynaya bakmıyordun. Şimdi hangi kadın deyip de yapay gündem oluşturma çabalarına çanak tutmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Saçlarımı senin için feda edeceğim. İlacı önce ben kullanacağım. Olumsuz bir et görülmezse sen de kullanırsın. Buna ne dersin telli turnam? Ay ne kadar fedakarsın. Şu ay ya kaşlarım hiç çıkmazsa? O zaman şeker bayramında görüşmek üzere. Epey de ısıcak bir yemek yemediydim. Eline sağlık lan Hamza. Afiyet şeker olsun. Of, sanki kendi pişirdi dolmaları. Ne konuşuyorsun avrat? İki kap yemeğe çok mu görev yitirmiş kardeşime? Hiçbir şey ağrıma gitmiyor da karısını dövüp evden kaçıran adama hizmetçilik etmek ağrıma gidiyor. Bak hala konuşuyor. Topla lan. Güzel topla. Sonra da ortalığı süpüreceksin. Karısı yok diye bütün bu işleri kendi mi yapacaksın? Da sana da zahmetmedim la Hamza. Hiç mühim değil. Hiç mühim değilmiş. Sanki kendi parmağını kıpırdatıyor da. La sus dedim Rukiye. Şimdi kıpraştıracağım beni yerimden. Sereceğim leşini. Ya ütülmüş kardeş. Sen erkek adamısın. Karının saçlarından şöyle koluna dolayıp sürüyemedin mi? Sürükleye sürükleye eve getiremedin mi? Ya orası bildiğin gibi değil Hamza kardeş. Etrafında bir sürü azgın şeyle var. Köpekle. Bir yıl azgın köpek etrafını bir anda sarıveye. Sen hastanelik alan onlar mı kodular? Ha öyle oldu. Kaçamadım. Köpekmiş. Sanki bilmiyor seni kimlerin benzettiğini. Tırlanma da işine bak lan. Şimdi senin para vaziyetleri de berbattır. Ya orası öyle vallahi feci. Ev sahibi de kirayı isteye. Sen devam biraz bir şeyler. Ne gezer? Olsa sana canım feda. Bak ne diyeceğim. Çalışmayı istiyor mu? Yok istemiyorum. Ama mecbur kalırsak mecburen çalışacağız. İyi. Gel de bizim meyhanede çalış. Sizin meyhanede mi? Senin gibi garson mu olacaksın yani? He. Yarın gel de patronla görüştürelim. Gelirim. Yarın ha. Tamam. Ya meyhane dedin de şimdi bir Irak olsa ne göze giderdi be Hamza. Ah ulan ah. Gel de kalkılmış özleme şimdik be. Bu ilaçtan çok az sürmek gerekirmiş. Çünkü çok etkili bir ilaçmış bu. İster misin aniden çelik gibi olasın? Bu saç ilacı azgın tavşan. Kuvvet macunu değil. Ne gizli var çelik gibi çomak gibi olmak lan? Ayrıca ben her zaman çelik gibiyimdir. Hadi saçmalama. Ya niye? Değil miyim? Ben şu şarkıcı çelikten bahsediyorum, uzun saçlı olandan. Ha, yani saç bağlamında. Ben de tutup lafı nerelere çektim. normal. Çünkü aklın hep oralarda. Hep değil hayatım. Sana şöyle bir bakmak aklımı başıma getiriyor. Ha, iyi geceler. Sana da. Sen pişman olmuş ya diyeceğim. Pişman. Allah biliyor ya çok pişman. Lan bakılmış. Böyle olacağını bilseydim ben başladığım işi yarım bırakamıyordum lan. Sen elbet bir gün eve geleceksin. O zaman kesin gebereceksin. Kız sakın kıskanma. Dur. 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 Dur.
Yeri duruyor be. Genel sayım sonuçlarına göre nüfusta bir artış yok. Hatta dün gece Murtaza'yı da kaybetmişiz. Neyse canım. Ölen ölür, kalan sallar bizimdir. Acaba ilacı az mı sürdüm? Neyse yarın bir daha denerim canım. Hadi be sallanma, çabuk ol, sıkıştım. Sana da günaydın karıcığım. Al. Ne var? Niye bakıyorsun öyle, maymun mu gördün? Nereden geldi şimdi kıllı bir hayvan aklına hayatım? Yani o değil de... Yalnız bu sabah sende... Bak bir değişiklik var. Ne gibi? Sakın bakma hayatım. Bak seninle bir oyun oynayalım. Aman salaklaşma be, ne oyunu? Bak beni dinle. Şimdi sen gözlerini sıkı sıkıya kapatıyorsun. 1500'e kadar saymaya başlıyorsun. Bu arada ben böyle sessiz sedasız daha güvenli bir yere sıvışıyorum. Sen 1500'e geldiğinde ben açıyorsun gözlerini, aynaya bakıyorsun ve canavar dediği gibi bağırıyorsun. Hadi be sallanma, hadi çık dışarı. Çok erken bağırmaya başladım. Şuraya bak be. Hepsi birbirinden pis. İş görüşmesine de atletine gidemem ki be kardeşim. Ha, lan bu kalkılmış olmasın. Belki de burnunu sürttü geri gelecek. Tatlı konuşun da ürkmesin. Alo. Alo. He? Yok kardeşim, burada öyle biri yok. Kalkılmış değil birini ben tanımıyorum. Lan yok dedim oğlum, kalkılmış takılmış yok burada. Beni bir daha arama lan. Rahatsız etme dangalak. Şuraya bak. İşin gücün yok, bir daha kalkılmışın yeğenleriyle uğraş. Köyden ipini koparan bizim eve geliyor. Otel mi lan burası? Lan dangalak, burayı arama demedim mi inek? Siz miydiniz şey bey? Nasılsınız sevgili ev sahibim? Yok canım, ben size der miyim? Yok. Sana bir müjdem var. İl restoran işinde işe girdim. Ha? Paranı en geç yarın veriyorsun, keş olarak. Olmazsa bir gün. Söz vallahi vereceğim. Vermezsem ne olayım bak. Sana da iyi günler. İyi günler, iyi günler. Dangalak, aç köpek. İMF kılıklı herif. Ya şunda dön, ya şunda helvacının kızında. Ne yersen ye, helva yersen asit yapar ağzında. Uyanık karla sakız taşır koynunda. Lan akılmış, beni ne hallere soktun? Ezrail çıktı senin de falında. Eyvah! Yine acil bir durum çıktı galiba Pelin abla. Biz zaten böyle durumlar için buradayız. Efendim buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar. Ne oldu size böyle? Bir de soruyor musunuz? Sormamalı mıyım? Verdiğiniz ilaç sayesinde Mısır Hayt'a döndüm. Gündüz insan, gece kurt. Yanılıyorsun Hasenam. Öyle olsaydı şimdi normale dönerdin. Halbuki şu anda Üsküdar'da ve İstanbul'un bütün ilçelerinde çoktan sabah oldu. Bunun bana hesabını vereceksiniz. İki kaşım, pardon, iki elim yakanızda olacak. Zarurat Hanım, izin verin de sorunun ne olduğunu bir anlayalım. Oturun bir bakayım ben. Otur hayatım, şöyle otur hayatım. Evet, çekil. Sanırım hiçbir sorun yok. Hatta sevinilecek bir olay. Değil mi? Bence de, bence de. Mesela bu gürük kaşlarla bir sirk yıldızı olabilirsin. Sen sus şu ayı! Kaşlarınız benim ilacımın başarılı olduğunu gösteriyor. Bence farmakolojik bir mucizeyle karşı karşıyayız. İyi ama Pelinciğim... yani Pelin hanımefendi... bu mucize neden benim saçlarımda görülmedi? İlacı aynı dozlarda mı kullandınız? Yani az kullanın demiştiniz. Yani friksiyon yaptım, az kullandım. Ya eşiniz? Herhalde ilacı kovaya attı, başında içine soktu. Sen! Bakın, bir etkileşim de söz konusu olabilir. Belki ilacın etkin maddesi Zaruret Hanım'ın kullandığı bir başka cilt bakım ürünü reaksiyona girmiş olabilir. Tabii yani öte yandan koliküllerin beslenme süresiyle kaş tüylerinin egzotermik karakteristikleri arasında... Kesin, belki... lütfen susar mısınız? Ben buraya eczacılık üzerine master yapmaya gelmedim. Kaşlarımın hali ne olacak, siz ondan haber verin. Zaruret Hanım, kaşlarınızı böyle haşın haşın çatmayın. Elbet bir çözüm yolu bulacağız. Evet, seçenekler hazır Pelin abla, bak. Ah, teşekkür ederim Arzucuğum.
Bakın Zaruret Hanım, elimizde bir takım kesici aletler var. Mesela bahçe makasına ne dersiniz? Allah, o zaman kaşların daha sert çıkar. Şaka yapmıştım zaten. Abi ağdaya ne dersiniz? Ne yapıyorsunuz? Kafa derimi mi yüzeceksiniz? Ay tabii ki hayır. Bir kadının aynadan sonraki en yakın dostu hangisidir? Hani Orhan Veli'ye bile ilham kaynağı olan o harika enstrüman. Hani muallayı sandal atıp ruhumla icran olur. Gel şahin gel! Ay hayır cımbız. İyi. Bak ben ne diyorum musun? Kaşlarını aldırmadın önce şöyle bir topla hadi hatıra fotoğrafı çektirsek ne dersin? Ulan bana bak! Sana bak şahin! Bırak ulan seni! Yatak takımları var. İşte geliyor. Şimdi görür beni kandırmayın. Anam! Fantazi dertlerim var. Çizik kızlarımıza. Dur bakalım Gülezer, bana hesap ver. Abi dün gece Saadettin Teksoy abimizi seyretti galiba televizyonda. Ne sallarsın parmağını gözüme? Badem gözlü ortağını kör mü etmek istersin sen? Sen beni tanımıyorsun. Abi ben seni tanımam mı? Hı? Senin adın Tentiridir. Nah şuracıktaki evde oturursun. Çok şu kattan Tentiridir'sin sen. Sen beni saf sanıyorsun ama ben her şeyi biliyorum. Harbiden her şeyi bilir misin? Bilirim. O zaman söyle bakalım. Yeni Zelanda'nın başbakanı kimdir? Hadi hadi. Kastım öyle lafları bana şimdi hadi. Hadi. Torunum bana her şeyi anlattı. Malı ucuza satıyormuşsun. Ucuza satıyorum diye paranın yarısını veriyormuşsun bana. Sonra da kalan hasılatı cebine indiriyormuşsun. Sen neler söylüyorsun hanım teyze? Ben hayatımda böyle ağır hakaret işitmemişimdir. Na şimdi bineceğim bir şehirler arası otobüse intihar edeceğim ben kendimi. Kimsenin kör kuruşunda gözüm yoktur. Na bir haram lokma gırtlağından geçmemiştir. Na yalanım varsa klip kızı olmak nasip olmasın. Olsan biri esas çocuğu başka gacılar kapsın. Na bak boşuna yemin etme. Bana yutturamazsın. Ben kaçın kurasıyım ha? Aslında yutarsın ama kulakların ağır işitir. Benim böyle kalp sızlatan laflarımın tesiri az olur senin. Boşuna nefesini tüketme. Ben kararımı verdim. Kararını nasıl verdin? Ne yani ortaklığı bozacaksın mı? Hayır, hayır. Beraber gideceğiz şimdi satışa. Evet, müşteriye satacağız. Satıştan aldığımız parayı yarı yarıya yani 50-50 paylaşacağız. Herhalde şaka edersin. Şaka maka yok hadi yürü işimize. Yürü. Şaka yürü. Etmezmiş bir yer. Sen bu kadar sonluktan anlar mısın? Meyhanede çok kafa çektim. Çok garson seyrettim. Arkadaşa ben kefilim usta. Gayetle namuslu ve de gayretlidir. İyi, deneyelim bakalım. Sen arkadaşı içeri götür, işi biraz anlat. Tamam usta. Buranın nesi meşhurdu la? He? Mezelerden diye nesi meşhur? Eştahım kapardı, karnımızı doyduk. Nereye gittiler dedi? Benim hayvan onu patronuna götürdü. Senin hayvan meyhanede çalışacakmış. Ana, kıyamet kıyameti. Benim içinmiş çalışacak. O yandı korsa mini ablam bir an. İş başa düştü ya. Belki adam olur kız seninki. Nerede? Keşke. Karayı bak şevki bile adam olur benim ayı olmaz. Hadi sana kurşunu kapatayım tamam. Hadi. Ama ne kadar pasaklı ev be. Evi bok götür ya. Nereden başlayacağım ben şimdi be? Rüşvet olmaz sana yakışıyormuş. Rüşvet değil ki ayol bunlar hediye. Eğer geri çevirseydim ayıp olurdu. Neyse canım hepimize geçmiş olsun. Umarım kaşlarına başka bir kaza gelmez. Onu bunu bilmem ama eğer sen o eczaneden uzak durmazsan senin başına büyük bir kaza gelecek ona göre. Canım hadi güle 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 güle. Kaşlarının başına bir kaza gelmez. Yoksa senin başına bir kaza gelecek. Lan ben korkar mıyım seni? Lan bir tane çarpacağım ki. Yok onu demek istemedim hayatım. Bak. Sen miydin? Evet. Ben de bela geldi sandım. Yanılmadın belan geldi. Gir içeri. Hop. Sen bana emir veremezsin. Girmiyorum içeri. Öyle mi? Tamam. Burada konuşalım. Herkes dursun. İçeri ulan. Hayatım şu ayet. Ben sana o eczaneye gitmeyeceksin demedim mi? Az önce seni oradan çıkarken gördüm. Ne demek oluyor bu şimdi? İşi gücü bırakıp beni gözlemek gibi anlamsız ve mantıksız hobilerim var demek oluyor. Ayrıca eczaneden çıktığımı gördüysen
yanındaki huysuz ve tatsız kadını da görmüşsündür. Oraya keyfimden gitmedim, karımı götürdüm. Böyle şeylerle kandıramazsın beni Şuayir. Ne gibi şeylerle kandıramam? Ne yani, sırf seni kandırmak için yabancı bir kadını karımın kılığına sokacak kadar pembe dizi meraklısı olduğumu sanmıyorsun değil mi? Uzun, düzgün ama içeriği olmayan cümlelerle beni etkileyemezsin Şuayir. Kendinden utanmalısın. Karını kötü emellerin için kullanıyorsun. Karımı ne gibi kötü emellerime kullanıyorum? Papağan gibi söylediğimi tekrarlayıp durma. Kadını çapkından için kullanıyorsun. Pelini görebilmek için kullanıyorsun. Çarparım ha! Ne diyorsun sen be? Aşk üçgenimin dış açısı. Delirdin mi sen? Evet delirdim. Beni sana olan aşkım delirtti. Ay bak neler söylüyorum görüyor musun Şahip? Bana bunu yapma. Ben sana bir şey yapmıyorum be. Yap o zaman ya da ben sana yapayım. Şahip. Bak ne diyorum, önümüzdeki hafta sonu Çınarcan gidelim. Üzgünüm ama bir dahaki hafta sonu başka planlarım var. Bu planlar Çınarcı'yı içermekle birlikte seni dışarılamakta. Eskiden sen yalvarırdın gidelim diye. Eskiden burada pazar kurulurdu, şimdi Niğde'ye taşındık. Şahit beni anlamıyor musun, seni seviyorum. Hayat bu, gönül kaçanı kovalıyor. Bana bak Şahit. Benden kaçamazsın. Eğer o yazla o kadını götürecek olursan o yazlı kafana geçiririm. Seni ellerimle boğarım. Lan sen karımdan da dengesiz çıktın be. O hiç olmazsa sürekli ve tutarlı bir şekilde benden nefret ediyor. Sense bir seviyorsun bir öldürüyorsun. Ama bu çok doğal. Ben seni öldüresiye seviyorum Şahip. Burada her şeyi yaparım. Ekrana çıkmaya ne dersin? Medyatik ihtiraslarımın olmadığını sen de biliyorsun. Ekrana çıkacağım diye ucuz bir çıkar uğruna kendimi senin kollarına atamam. Anlamadın salak. Kollarım atılmazsan ekrana çıkacaksın. Ne? Paparazzi dostlarım var. Bak onlarla görüşürüm. Eğer benim kollarıma atılmazsan beni reddedersen Pelin'e o çirkin ilişkini bütün dünyaya yayarım. İstersen bunu bir kez daha düşün. Yapma. Defol. Düşünüyorum da ben gerçekten talihsiz bir adamım. Daha el tutma aşamasında Ali Kalkancı'ya döndüm. Demek ki Pelin'le platonik sınırı aştığımızda Fadime'den de beter olacağım. Abi tamam be tamam. Kapı güzelim, tabut kapağım. Tamam 2 milyonu alacağım de. Hayır hayır hayır, ona değil. Parayı ben alacağım. Hadi bereket versin. Bereketini gör. Hadi bakalım. Hadi güle 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 hanım güle güle. Bir senin, biri de benim. Ama olmuyor böyle Deli teyze. Niye? Koalisyon ortakları bilin birbirine daha çok güvenir bir. Hadi, hadi. Abi gel kızımım, evde kalmışım, sana şık bir dantel vereyim. Hadi. Nasıl bakayım? Bak, 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 bak. Şişt, bana bak. Al kızım, al çeyizine koyarsın. Yapma. Abi kuyruğum değil gibi geldi, yetmez peşimde. Bir de sanatıma karışır. Ha? Takım vereyim sana. Olmazsın pişman, Alis. Orijinal Fransız işi. Yalan söylüyorsun. Ya bak bak bana. Sakın ona inanma evladım. Sen bunların hepsini ben kendi ellerimle gördüm. Tamam mı? İyi güzel Allah'ım. Küp gibi sağır kadının kulaklarını nasıl açarsın? Emdi olmayacak bir anda. Bak kızım beni dinle sen. Boşuna masraf etme. Ben sana şimdi bunların örneklerini veririm. Kukaları alıp kendin evde oturur işlersin. Oldu mu çocuğum? İyi günler. Hadi güle güle yavrum. Güle güle canım. Çattık belanın sırma püskürlüsüne be. Aman nedir Allah'ım benim başıma gelin. Yoksa destursuz ayak yoluna mı girdim nedir? Bana bak ayaklarım sağlam. Daha çok kapı gezerim ben. Uğraşma beni hayatlamaya. Yürü düşerine bakayım. Ah. Hadi yürü. Ooo çocuk git. Yürü, yürü hadi. Ne yapıyorsun sen de? Ne oluyor ya mayın 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 bu gece gelden bile duymuyorum. Benden örnek al bak. Dikkat et böyle bağıracaksın. Bohçacı geldi. Abi de bohçacıya bohça satmasa öleceğim diye bileceğim mi şimdi burada? Yürü. Bohçacı girdi. Dantel alın. Kır lent alın. Allah rızası için şu koca karıyı alın. Teşekkürler sağ ol. Rica ederim. Hayırlı işler. Güle güle. Her gün akşam. Eylül'ün. Sağ ol. Ne istemiştin köyden gelmiş şaşkın bakışlı kardeşim? Mümkünse bir bardak su rica edeceğim abi. Bakalım. Al. Sağ olasın abi. Bütün gün aç susuz yollardaydım.
Beş param da kalmadı. İstanbul'a inerimez biri cüzdanımı çarptı ağabey. Bir başkası bavulumu götürüyordu, zor kurtardım. Ne biçim şehir burası ağabey? Bak kardeşim, ben insanlığımı yaptım, sen suyunu içtin. Başka bir şey kopartamazsın. O yüzden bu acıklı hikayeni başkasına sakla. Aa, sen Şahip abeysin abey. Haa, tersten okumayı da biliyor. Müşkuldeyim bahsettiydi, o da burada çalışmış. Demek onun yeğeniz. Ne? Kakılmış diye bir teyzem var, İdilmiş diye bir yeğenişten. Tanınma onları. Ha, neyse, sadece adres soracakmış. Bak kardeşim, sen şimdi şuradan şöyle git dost doğru. Yok buradan... yok, bende adres var. Telefon numarası da var. Emme telefon ediyorum, yanlış numara diyorlar. Eve gittim, kapıda var. Acaba taşındılar mı abi? Yok canım, taşınsalardı benim haberim olurdu. Sen en iyisi git orada, bekle kapıda. Bekleyin değil mi abi? Bekle tabii, nereye gittilerse gelirler. Gelirler değil mi abi? Gelirler lan. İyi ya, sağ olasın abi. Ya gelmezlerse abi? Bir otelde kalırsın. Ha, otel. Ama benim param yok ki abi. Bana ne? Bak, hava güzel. Böyle serin havada güzel güzel yatarsın, tamam? Evet, zaten alışığım. Kopek yoktu değil mi abi? Yoktur lan! Git gelirler zaten! Hayır, dur, dur lan dur! Çocuğu da bir suyla savuşturduk. Ne versen bana? Ha, gel bakayım. Al. Beklerken çiğnersin, canın sıkılmaz. Sahur? Git lan buradan. Git lan! Tabakları şöyle dizileceksin. Tepsiyi şöyle parmaklarının ucuyla tutacaksın ki dengesi bozulmasın. Ha. Ben bu işi çok sevdim. Sen bunu böyle tutacaksın, böyle taşıyacaksın. Şimdi bak. Bir de doğru kan kuralı edelim. Daha gerçekçi olsun değil mi? Ne yapıyorsun kardeş? Ziyaret mi arasıyor? Yani olmaz. Korkma canım. Ne olacak? Hiçbir şey yok. Bak. Şunu da koyduk şöyle. Müşteriye böyle götüreceğiz değil mi? Ha. Şimdi böyle alacaksın. Böyle, böyle, böyle taşıyacaksın. Oldu mu? Öğrendin gitti. Mükafatı hak ettik değil mi? Yapma. Yetirmiş kardeş. Usta falan görür. Ben bu işi gittikçe daha çok sevmeye başladım da Hamza. Geldim İstanbul'a. Geldim İstanbul'a. Bizim herif bugün bir işe girmiş Gülsün Hanım. Sence yola gelir mi? Aman kakılmış. Şu dediğine bak hele. İnsanlar sabahtan akşama değişirler mi? Bak bir de senin elinde hazır mesleğin var. Temizliğe gidiyorsun ne güzel. Oh bak keyfine sür sefasını. Aslında doğru diyor. Doğru diyor da. İşte hani bir söz vardır ya. Ay uyudu uyudu yine benim kocam oldu. Bizimkisi de o isim. Yok canım olur mu? Allah Allah. Kız kuzun şeysi yer ben dikey ne? Aman yok. Ben sabahtan beri bir çorabı dikemedim. Ama kaçıncı yaman yapıyorum sen sanki biliyor musun? Benim elimde boş kaldı. Keşke tertirimi getirseydin. Ya bitirmiş kardeş. Siparişler nerede kaldı? Hemen geliyor. Yandı. Daha şimdiden buldun kafayı. Etme içme gari. İçiyorsam keyfimden içmiyorsun ki. İlk günün stresi, heyecanımı bastıramıyor. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban gülü sevdalıyım. Bu sevdada yalanım yok, imanıma sevdalıyım. Deyze nerede kaldın Deyze, dondun. Açsana oğlum, açsana. Biraz sen de şunu. Buyur. Buyur. Ben vodka istemiştim. Vodka yok. Rakı içecek. Milli içkimiz bak. Sen kansız mısın oğlum? He? Ne diyorsun sen ya? Ya şaka yaptın lan. Sen şakadan anlamaz mısın? Vodka yok. En iyisi bunu ben içeyim. Sana da oktan ulaşayım.
yapmışsın. Bilin doğan ya, boğukta değmiyor bak. Nesi var Hamza bu çocuğun? Bilmiyorum ki usta. Resmen sarhoş. Yok usta, böyle yerler alışık değil de. Belki kokudan sarhoş olmuştur he. Usta sen bu yerleri yanlış yaptın usta. Adamın ayağının altında kayıyor. Duvarlarda bir kayıp bak usta. Defol git! Bir daha gözüm görmesin seni! Son bardağı içmeyelim be! Her şey iyiydi güzel deme! Son bardak bardağı da şükür! Dayak yemiş gibi oldum ben! Üstümden kaymam geçmiş gibi oldum abi! Nasıl? Namussuzum bile diyemiyorum lan. Kim çoğurdu bu sokağa ya? Meleşir kuzular şaşına geldi. Yine yanlış geldik be. Barlar sokağına geldik. Şurası bizim kondu değil mi? Kapısından tanıdın. Kalkmışın kafayı bulunca yamuttuydun. Ne bizim eşikte türkü söyleyen bir oğlan yoktu. İdilmiş enişte. Sen kimsin lan? Ben Karaday enişte Karaday. Kara ne? Tay tay. Beygirin kutçuğu gibi mi? Onun gibi. Ben size geldim enişte. Kalkmış teyzem yok mu? Ha, sen zabaklı yanlış numarasın. Şimdi de yanlış adrese geldin he? Yani beni istemiyor mu enişte? Seni tanımıyorum lan. Oğlum enişte, teyzem bahsetmiştir. Ablasının oğluyum. Ben onu tanımıyorum. Kalkılmışı da tanımıyorum. Siz kavga mı ettiniz enişte? Sana ya lan. Bir de sana hesap mı vereceğiz? Zaten hesabım bozuk. Tövbe. Tövbe tövbe. Lan. Kutçuk Kaya Beygir. Söyle enişte. Deliği bulabilir misin lan? Ne deliği enişte? Ne ten deliyorsun lan? Ha. Ben gideyim enişte. Git. Gel. Geçer. Sağ ol enişte. İş, demek kalkmışsın yeğensin ha? Hacer'in oğlu mu? Hacer'in oğlu enişte. Beyzen ablasını çok sever. Dur, seni de sever mi? Beni de sever enişte. Çok mu sever? Çok sever enişte. Ben baştan hata ettim. Ya kalkmışsın yeğenini sokakta bırakamayayım ben be. Sağ olasın enişte. Kız Şerban, merak ettim de, netmiş bizim ayı üşünde? He, daha ilk günden kovuldu he. Ulan bir anda neler umduydun, koruyor mu? He, o senin günde kovar durduracak o ayı. He, yok, bir daha zor korur benim bellerimi. Niye geldin lan sen buraya Kutçuk Karabeygir? Durgucu olacağım enişte. Kaset yapacağım. Durgucu olacaksın ha? Oğlum. Kaset. Benim bir sürü kasetçi tanıdığım var. Senin gibi bir adam arayalım. Sahi mi enişte? Vahatsa. Demek paranı çarptırdın ha? Hı. Metalik süsün yani. Hı. Kalacak yerin de yok. Seninle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma enişte? Ah, senin karnını doyurun. Bir tane yatak verin. Burada kalırsın. Bir de kaset yapana kadar sana geçici bir iş bulurum. Sanma enişte.
bak, Şahit Bey çok yakınım oğlum. Onun yanında çalışıyorsun. Müşkuldayın da orada çalıştıydı. Çok iyisin enişte ya, sağ olasın. Bunun karşılığında ben ne yapacağım? Kolay canım, kötü bir şey değil, hayırlı bir iş. Bak şimdi, biz Deyze'yle öcük atıştık. He, anlamıştım zaten. Akıllı çocuksun mesela. Deyze'ye çekmişsin besbelli. Bak şimdi, kulağını aç beni iyi dinle. Bak. Ha, kakılmış telefonum var. Karatay adında bir genç arıyor. Yeğeniymiş. Hadi gel. Ha, geçelim bu saat. Daha yoldurun inşallah. Alo. Karatay. Karagözlü süper benim. Nasılsın? Memleketlikler nasıl? Hasta musta yok ya. İyi. He. Nereden arıyorsun dedim? Ben buradayım Deyze, İstanbul'dayım, sizi neredeyim? İtilmiş enişten beni yakaladı, bağladı, bırakmıyor. Ne olur kurtar beni Deyze. Alo, kakılmış. Bak, küçük kale beygini duydum. Yeğenin elimde. Onu sağ görmek istesin, derhal buraya gel. Ana! Yeğenimi rehine almış bu vicdansız herif. İçin mi şimdi? Ben yedi göbek, hasta cimbomluyum be. Aşk olsun hakimim Şükrü Saracıoğlu. Ben doğuştan hasta bir fenerliyimdir. Nakissin bileklerimi akar kanım sarı lacivert. Ama bu kadarı da fazla Sürahi Ana. Al ona be. Allah seni... Yapma Sürahi Hanım, yüzüm gözüm üstüm başım bütün yoğurt olacak ama. Ya işte yoğurtlu Naciye, sidikli Naciye'den iyidir hadi. Hadi. Hadi ne var canım, zehir vermiyoruz. Yok, daha başlamadı. 20 dakikası var. Biz de bekliyoruz. Ya Gülazer, ben senin böyle futbolla meraklı olduğunu bilmiyordum. Abi sen ne dersin be? Kahvecim poşet çayım. Ben yedi göbek. Asta cimbomluyum be. Ben Abdülrahim Albayrak'la ikimiz beraber gideriz hatta maçlara. Abdülrahim'e de ben öğrettim maç izlemesini. Ciddi misin sen? Tabii ciddi söylerim. Kahvecim küp şekerim. Tribünlerde bana Ultra Aslan Gülazer derler. Nakessin şu bileklerimi, akar kanım sarı kırmızı. Vay be Gülazer, sen neymişsin ya? Ben senin böyle aslı cimbomlu olduğunu bilmiyordum. Bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Adnan'ım kahveci. Bana tutma beni be. Telefonum çalar. Şunu. Sen bana oradan güzel bir çay getir. Alo. Aa, bu değil işte. Alo. Bu neydi? Nasıl? Alo. Aman Allah kahretmesin be. Bu nasıl açılır ben bilmem ki. Böyle mi? Alo. Amanın Fatih'im, Terim'im. Senyor Terim'im. Ne demek? Ne demek müsaitmişsin? Tabii ki müsaitim. Buyurun. Buyursunlar. Ne Fatih Terim'i Günazer, ben Dolapdere'den araba teybi arakçısı Mickey Mouse Bedri. Elinde fazladan teyp var mı diye aradım da. Bana kalırsa takımı 3-5-2 sistemine göre oynat. Fatih'im ofansif futbolum, saldırgan futbolum. Bu arada da defansı sakın boşlamayasın. Böyle bana göre sağlı sollu ataklarla 2-0 alırsınla bu maçı. Neler saçmalıyorsun sen Gülazer ya? Acil araba teybi lazım bana. Geçen gece polisten kaçarken ayağımı sakatladım, işe çıkamıyorum. Kim? Kaptan Bilek sakatlandı mı? O zaman yerine Vedat'ım yakışıklı mı oynatsana? Sende hiç
oynatmazsın o yakışıklı çocuğu mu? Bir turşusunu mu kuracaksın sen onun? Aman her şeyi de ben mi söyleyeceğim sinyorum terimim? Tamam bak, ben kapatırım şimdi telefonu. Ben televizyondan seyredeceğim şimdi maçı. He, izliyorum ben. Haydi başkanıma çok selam söyle. Haydi. Fatih Terim miydi o? Ne var? Görmedin mi hiç? İp arar sorar. Er Avrupa maçından önce Florya'ya çağırır, baklavalı açtırır. Ya Gülazer, sen neymişsin, beni çok şaşırttın. Abi niye şaşarsın be? Kahvecim asıl şaşır. Ne bu canım feda olsun aslanım cimbomuma? Beni lafa tutma be, şunları da kaldırayım da çalınmasınlar. Abi sarıdır be ya! Kırmızı! Abi sarıdır be ya! Kırmızı! İmbiyin! Cimbo! İzlemedim. Burayı Arisami'ye de çevirdin. Ama sus be, başkası kaybettin zaten topu be. Evet sevgili seyirciler, maçın ilk dakikalarından bu yana Galatasaray'ın yoğun baskıları var. Ergün topu Hasan'a gönderdi. Hadi be götür be. Hasan sağlık olsun. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Şöyle bir göğsünden böyle bir yumuşatacaksın, sonra karnına çarpacaksın, sonra bir vuracaksın, 90'dan gol olacak be Arif'im. Ahmet Çakar'ım be. Allah! Ulan ne olmadıysa olacaktı, görecektin golü ha. Sen ne anlarsın numadan be? Numada futbolcu mudur be? Taraftarım boş konuşalım. Ben numayı tanırım Kasımpaşa'dan. El kadar bebe olduğunu bilirim ben onun. Onun adı Numa değil ki, Numan'dır. Üz bir üz roman çocuğudur be. Kandırır spor kamuoyunu. Olur mu canım öyle şey? Yanlışım var, karıştırıyorsun. Ne karıştıracağım be? Ben mikser miyim? Hatta ben onun babasını bile tanırım. Kırnatacı Pepe Yabasli. Maçın 25. dakikasına girmek üzereyken Galatasaray oyuna iyice ağırlığını koymuş durumda. Arif, top Arif'te. Arif orduruyor. Hasan kapatıyor. Yapma be Gülazer, şimdi çayın sırası mı? Galatasaray'ım, hayati bir maça çıkmış. O zaman ben kendi ellerimle yapacağım çayını. Çay. Çay yapmışsın Gülazer, ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun kahvecim, kaçak çayım. Sen niye içmiyorsun Gülazer? Bana dokunur, fırfır yapar kalbime, içememesin için ama Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı sona eriyor. Tribündeki Galatasaraylı taraftarlar futbolcuları alkışlıyorlar. Bravo bravo, biz de alkışlayalım arkadaşlar. Hadi alkışlayalım. Alkışlayın taraftarım Ali Sami. Alkışlayın. Alkışlarken de bir yandan da çaylarınızı öpürdetmeyi unutmayın. Hadi bakayım cimbomun şerefine. Hüp. Bir daha. Eczacı doğru söylemiş vallahi. Bu ilacı damaya versen uyutur demişti. Niye? Verdim 10 tane. Mışıl mışıl uyurlar. Hadi bakalım uyusun da büyüsün dinle.
Mışıl mışıl tıpış tıpış yürüsün ninni. Aman cimbomun, gülüm cimbomun, onlar bana cimbomun, çabuk bana cimbomun. Nazar kaptı kaçtı. Ay 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 ay. Lan bunu taşırken vallahi imanım gitti. Ay kimim? Ay 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 ay. Hayırdır? Beni çağırtmışsın. Özledin Eray. Ya çok özledim seni. Seni görmeyince işim rast gitmiyor. Vallahi ben de seni özlemişim. Hakimin burnunda tütenim. Mesai saatleri dışında da görüşelim. Kes kes. Geç evden. Hemen cıvıma. Nedir senden çektiğim be? Nedir senden çektiğim? Koskoca polis teşkilatı usanmış senden be. Ahlak masası, cinayet masası, uyuşturucu masasından sonra bir de sırf senin suçların için Gülazen masası kurmuşlar adamlar. Yine ne atlar karıştırdın? Ekmek darbuka çarpsın, ben hiçbir şey karıştırmadım. Sen niye böyle üstüme saldırıyorsun ben anlamadım. Hakimim Ümit Davala. Bu kadından şikayetçiyim hakim bey. Kahvedeki herkesi uyutup televizyonumu çaldı. Ben hiç kimsenin televizyonunu çalmadım. Na ben gitmişim oraya kahveyi televizyon seyredeceğim. Maçı seyredeceğim diye. Bir baktım ki herkes uyumuş. Ben uyuyan taraftar istemem diye bağırdıysam da kimseye dinletemedim. Hakimim Ronaldo. Gülazer beni uğraştırma. Bak suçunu kabul et. Zaten bütün deliller aleyhine. Biraz sonra da maç başlayacak. Hadi çabuk. Doğru söylüyorsunuz efendim. Az sonra Fener'in maçı başlayacak. Yoksa sen de mi Fenerbahçelisin? Yok efendim. Ben doğuştan cimbomluyum. Tipinden belli zaten. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim be. 3 kupada bizim. Öyle değil mi Savcı Bey? 3 kupada bizim bu sene. Ah Ortega. Hastayım Ortega'ya be. Hastayım. Oynadığı zaman şiir gibi oynar namussuz. Ah. Doğru söylersiniz. Hakimim Vernel Laurent'ım yumuşatıcım. Sen karışma be. Sen karışma. Sen ne anlarsın bu işlerden? Aşk olsun hakimim Şükrü Saracoğlu. Ben doğuştan hasta bir Fenerliyimdir. Nakitsin bileklerimi akar kanım sarı lacivert. Aha sen cimbomu değil miydin? Hadi be ne cimbomu yalancı Pinokyo. Ben doğuştan 7 göbek Fenerliyimdir be. Hop 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 ne oluyor be ne oluyor? Yoksa bizim taraftarımız mı çalıyorsun ha? Yok efendim estağfurullah. Hırsızdır bu hakimim. Benim gibi fanatik bir Fenerli cimbomlu yapmaya çalışır. Olmaz öyle şey be olmaz öyle şey be. Bunca yılın hasta Fenerlisi olarak camiamızda böyle bir şey yapılmasına izin veremem. Elal, elal. İzin verme tabii hakimim kombine biletim. Bu arada ne olacak bu Rüştü'nün hali? Sakatlıktan bir türlü kurtulamaz yavrucak. Allah'ın izniyle Rüştü'm sakatlıktan kurtulacak. Kanaryam fırtına gibi esecek. Kadıköy hem başta coşkuyla inleyecek be. Oley, 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 oley. Şampiyon Fener. Oley, 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 oley. Şampiyon Fener. Sarı! Lacivert! Sarı! Lacivert! Epik! Fener! Fenerim, fenerim. Dünyayı yenerim. Alayım bir kutu fenerime boya. Boyasın stadyumu boydan boya. Fenerim fenerim. Dünyayı yenerim. Oh de oh de. Ulan ne dostluk be. Helal olsun sana Gülazer. Sen de bu işi biliyor musun ha? Ben yıllarca Fener'in açık türbününde amigoluğunu yapmışımdır. Hakimim amigo fıstığı. Tam maç havasına girdik be. Tam maç havasına girdik. Neyse hemen şu mahkemeyi bitirelim. Hemen maçı seyredelim hadi. Hiç zahmet etmiyorsun. Hakimim sarı kanaryam. Na ben kurarım şu televizyonu sana. Burada oturup hep beraber seyrederiz. Fenerim, fenerim. Dünyayı yenerim. Evet sayın seyirciler, maçın 32. dakikası. Fenerbahçe bütün hakları yarışın yaralarını üstlenecek. Versene be! Versene ulan sen! Serhat! 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 Kimse dayanamaz ben. Hiç kimse dayanamaz. Hakimim cezası al.
Ben şimdi gideyim de şu konvoyu, bizim konvoyu hazırlayayım. Ne konvoyu be? Hakimim Zafer Sarhoş'um. Maç konvoyu derim. Şimdi herhalde bu maçtan sonra mızıkaları, bayrakları alıp birazcık mahallede iki tur koşarız değil mi? İyi olur, sen git güzel. Hadi bakayım, dur. Dur. Olsun diye önce del koydum. Aa, üstün başın ne öyle? Söyleyeyim mi? Dün akşam kapıcılar çocuğu... Ay yeter mi sürahi, kanaldan kanala zıplaya zıplaya başımı döndürdün. Ya seyredebilecek doğru düzgün bir yer arıyorum ya. Affedersiniz, Fashion TV yok mu? TRT'de işitme engelliler için bir kanal varmış, ona çevirsene. Niye? Orada haberleri daha yavaş yavaş anlatıyorlar, benim de aklıma daha iyi giriyor. Hem elle de tarif ediyorlar. Ya salak geldin, zır salak gideceksin be Kadriye. Ya şu TRT bu salaklar için de bir haber programı hazırlasa ne iyi olacak ha? Nerede bizde o şans? Atlar için at yarışı programı bile yapıyorlar ama bizim gibi salakları düşünen yok. Bırakın şu rakırları da Sürahi Hanım. Fashion TV'yi açın. O kanalda o kadar güzel lokum gibi manekenler var. Harika. Baksana azgın kartonozlar için bile kanal açmışlar da bizim gibi salakları düşünen yok. Biz bu memleketin üvey evlatları mıyız? Ya biri sapık, biri salak. Allah kurtarsın beni be. Allah Allah. Sürahi Hanım, şu yemek tarifi yapan kanalı açın da bari onu seyredelim. Bu ne damacana kıştı kadın. Bugüne kadar o kanalda yayınlanan yemekler bir gün olsun yaptın mı ki o kanalı açıp diyorsun be? Ha? Ama ayıp oluyor Sürahi Hanım, onlara kızıyorsunuz, hırsınızı benden alıyorsunuz. Hadi ben de, istediğine kızarım, istediğinden de acısını çıkartırım. Kendinden hörgüsü deve. Ama bu kadarı da fazla Sürahi Hanım. Hadi ben de, Allah seni bir yapsın, Allah seni ceza verdi. Bu Allah sen bildiği gibi yapsın inşallah. Ya resmen bozulmuş bu uzaktan kumanda ya. Allah Allah. Hep bu Naciye'nin yüzünden ha! Ben ne yaptım ki Sürahi Hanım? Ben ne yapacağım be? Sinirim bozdu sinirimi! Eğer sinirimi bozmasaydın, ben bunu böyle fırlatıp atmayacaktım. Fırlatmayınca da bozulmayacaktı! Tövbe tövbe! Madem bu uzaktan kumanda senin yüzünden bozuldu, git bakalım şu televizyonun önüne bize uzaktan kumanda vazifesi yap. Aç birinci kanalı çabuk! Tamam, peki peki. Ne oturuyorsun hemen öyle? Açtı mıyız Sürahi Hanım? Bir uzaktan kumandanın vazifesi öyle hemen biter mi ya? Belki kanal değiştireceğiz. Tabii canım, tabii. Fashion TV'yi açın canım. Şöyle mayolu mankenler filan yok mu? Allah! Bırak sen şu sapını da. Git birinci kanalı aç, birinci kanalı. İcad olur. İkinci kanal! Geldiniz Tarık Bey. Anasını sattırın işi. Fashion TV. Yani çok... Birinci kanal! Nazmet teyze. Hayır, ikinci kanal. Fashion TV. Birinci kanal. Hayır, ikinci kanal. Anasını sattırmanın Fashion TV. Bir karar verin ama Sürahi Hanım, yoruldum vallahi. Ya sen uzaktan kumanda olarak bir vazifeni yapsana. Şöyle bir ağız tadımla zam yapamayacak mıyız? Hem ne ayakta dikiliyorsun, şöyle otur, şöyle otur. Şimdi kalk bakalım, birinci kanal. İkinci kanal. Fashion TV. Yol getirip ne yapacaksın? Ya Sürahi kız, senin bu uzaktan kumandanın pili mi zayıfladı ne? Pek antallaştı. Bu pille çalışmıyor ki. Ya neyle çalışıyor? Hakaretle çalışıyor. Bak şimdi ben ona bir hakaret edeyim, nasıl canlanacak? Ben damacana kışlı kanın. Biraz tempo, tempo. Hadi, birinci kanal. Tamam. İkinci kanal. Fashion TV. Birinci kanal. İkinci kanal. Fashion TV. Birinci kanal ulan. İkinci kanal ulan! Birinci kanal! Fashion TV! Anneme de pes yani! Bu kadar da gaddarlık olmaz ki canım! Al onu şunu! Şu televizyona bir bozayım, görecek o! Daha doğrusu göremeyecek! Böylelikle uzaktan kumandaya da ihtiyacı kalmayacak! Koskocaman bir kadına uzaktan kumanda muamelesi yapmak da iyi fikirmiş yani! Ay gülme be kızım, zaten canım sıkkın!
Tamam Naciye, bu televizyon artık dünyada çalışmaz. Boz İkbetciğim, boz. Öyle bir boz ki bu aletin mucidi bile gelse tamir edemezsin. Tamam, işte oldu. Televizyonu? Ne yaptınız benim televizyonuma be? Ne oldu? Bu ne ya? Bozdunuz mu yoksa? Allah cezanızı vermesin sizin. Ama bunun acısını katman katman çıkartmasan bana da sürahi demesinler. Keşişler! Hadi bakalım, ye bakalım şu yoğurdu. Bugün televizyonda şu saatte yoğurt yeme yarışması vardı. Madem televizyonu bozduk, bugün de bizi sen eğlendireceksin. Yapmayın Sürahi Hanım, yüzüm gözüm, üstüm başım bütün yoğurt olacak ama. Ya işte, yoğurtlu Naciye, sidikli Naciye de iyidir. Hadi, hadi. Hadi ne var canım, zehir vermiyoruz. Ya Sürahi! Bir belgesel vardı hani içinde ayılar bayılar. Senin gelin ayı taklidi de yapabilir mi? Ne demek taklidini yapacak? Birebir kendisi olur. Hadi Naciye şöyle hamamda karınlar nasıl bayılır bir göster bize. Hadi hadi. Allah'ım nedir benim bu çifti? Ayı taklidini beceremedi bu. O belgeselde köpekler de vardı. Köpek gibi hamlayabilir mi acaba? Aferin kız Kadriye. Vallahi salak geldin ama sonradan işi bayağı toparladın. Hadi bir köpek taklidi yap da gülelim hep beraber. Hadi Allah Allah. Rica ederim Sürahi Hanım. Sürahi Hanım, affedersin ama bu televizyon Fashion TV'yi çekiyor mu, çekmiyor mu? Hani şöyle manekenler falan filan canlandırıyor. Bu Allah cezanı vermesin, pis sapık seni. Gel buraya. Zaten hıyardın. Yoğurdun içine girince cacık oldun. Ah gözünü seveyim. Hikmetciğim ne olursun akşama kadar yetiştirsin şu televizyon tamircisini bu. Ha? Evet canım. Vallahi hiç iyi etmedik şu televizyonu bozmakla. Ne söyleyeyim ayol, akşama kadar yapmadığını bırakmadı ki bana. Neler yapmadı. Vallahi inanamaz. Tamam. Tamam canım, ağlamıyorsun. Tamam. Hadi sana be, açsana artık şu televizyonu. Ya babayla uğraşıyorum, dur. Acaba tamirci beceremedi mi ha? Ya olur mu anne, adam test aletiyle baktı, cam gibi gösteriyordu ya. Dua edin gene göstersin, yoksa en ufacık bir karıncalanmayı bile affetmem. İyi be babayla, iyi uğraşıyoruz işte ya. Durun durun, boşuna uğraşmayın, göstermez. Ne göstermez mi? Evet, rüzgardan çatıdaki anten uçmuş. Artık yarın sabah gündüz gözüyle tamir ederiz. Ne yani bebek evini seyredemeyecek miyim ben bu gece? Anten uçmuş diyorum babaanne, anten. Bunda bizim suçumuz ne? Allah cezanızı versin be. Ahlaksızlar, uğursuzlar. Bak bu gece BBG yeni başlayacak, mutlaka seyretmem lazım, hadi! Hadi! Böyle iyi mi? Ne iyisi be, ne iyisi! Cam gibi olacak, cam gibi! Biraz daha kıçını sola çevir bakayım. Çevir. Şimdi çanağını biraz sağa çevir, sağa! Sola! Sağa! Biraz sola! Sağa! Sola! Sağa! Sola! Allah'ım nedir bu ses? Ya bu kadar da çalkalama be, görüntü kayboluyor be. Peki böyle iyi mi? Bakayım. Vallahi çok iyi. Cam gibi oldu vallahi, cam. Öyle kal, kıpırdama. İnce ince, Yasemince, her